Şimdi sahnemizin adı Romeo ve Siklet. Romeo bu. Bu da Sikletimiz. Herkese merhabalar. Ben Lastivya. Uzun ya da kısa bir aranın ardından sonra sizlerle birlikteyiz ve bugün sizinle birlikte Ayano'nun Kızı modunun 3. bölümünde ve 3. haftasındayız efendim. Bugün en son ne yaptık? Biz en son yemek kulübünün başkanını kestik. Şimdi büyük ihtimalle Kizana'nın kızı... Yok hayır, Kizana'yı öldürdük. Kızı olamaz, doğru. Kizana'nın Ayano'nun kızdığı yıllarındaki versiyonunu keseceğiz sanırım. Evet, böyle bir işler dışlar çarpım yaparak bu sonuca vardım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, daha fazla bu içerikleri seviyorsanız efendim beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Enerjim biraz düşük olabilir. Saat çünkü daha 11, sabahın 11'i yani. Kalkılı çok olmadı. Zaten yüzüm şiş, ayı gibiyim şu an birazcık, kusuruma bakmayın o yüzden. Şimdi her neyse, hızlıca videoya geçelim efendim. İyi seyirler diliyorum. Hızlıca kızımızı gebertip ağzına sıçtıktan sonra videoyu kapatırız. Let's go. Aman Tanrım, 8 FPS. Evet, save sunuma geçtim. Bu haftanın rakibini şöyle bir kere daha görüyoruz ve... Hakim Miyu'nun saçının daha güzel olmuş halinin siyaha boyanmış versiyonu. Lan bizim kabak çocuk değişmiş. Lan yavrum, sen kıvırcık değil miydin? Bunun saçları siyah boyanmış. Ağın ucubu artık. Dalga geçemeyeceksin. Düzelmiş, artık dalgasını geçemeyeceğim. Yani güzel bir rakibe benziyor. Çok endamlı bir yürüyüşü var, sevmedim. Şöyle bir ismine bir bakacak olursak, gelir misin bir lütfen? Senpai. Senpai, bak aynı anda adım atıyorlar. İşte bak, gördüğünüz gibi Senpai'nin poposu resmen yani. Gelir misin buraya lütfen? Lütfen. Bir fotoğrafını çekelim. Ayona'ya benziyor biraz. Ayono. Ayona'ya benziyor saçların. Saçların diyorum, gözlerin. Ayona'nın yüzü zaten. Asami Kimura. Asami yani. Bayağı da asabi birine benziyor. Vagina. Tam drama kulübünün lideriymiş. Evet. Kizana'nın yaz taçlı Ayano versiyonu ve merdiven altı Sakimiyo kombinasyonumuz var. Reputation da bayağı yüksekmiş arkadaşın. Şimdi biliyorsunuz ben her rakibe özel ve fantastik öldürme şekillerine sahibim. Madem bunun reputation çok yüksek, biraz rezil edelim bence biz bunu. Dedikodusunu yapmayacağım. Çünkü dedikodu yapınca benim de reputation'ım düşüyor. Ama az önce bir sayda yattı, gördünüz mü? Her neyse, şimdi seni biz bir günlük rutinini bir öğrenelim. Ondan sonra zaten anlarız senin de mal olduğunu. Şu an 6 FPS'deyken ayakkabısını değiştirmeye gidiyordu. Evet, ayakkabıyı değiştireceğim. Ayakkabıya detay, ayakkabıya detay. Ayakkabıları yere mi fırlattı az önce, ben mi yanlış gördüm? Evet, ayakkabıya detay, ayakkabıya detay, ayakkabı. Şöyle... Beyaz olanları giydi ama hala ayağında siyahlar var. De kamufle oluyor herhalde. Bir dakika, şimdi şöyle hızlı bir moda alıyorum. Baba, ellerinde bağlar var. O bağı söküp ben senin için bir yerlerini... Neyse yani, videonun konusu çok garip yerlere gitmeden. Aa, kıyamam, bak kız da burada dikiliyor, yazık. Biz bunun şeyini kestik değil mi arkadaşını? Tamam, o bağ kopsun lütfen. Şöyle araya ben bir gireyim. Ben bir köstek olayım o bağa. Bağ yalnız. Nereye gidiyor bu? Where the fuck are you going ya? Bir yere gidiyor bu, belirsiz. Yokluğa doğru yürüyor herhalde. Okey, bu böyle ilerliyor. Ve sandalyeyi doğruladı yalnız, az önce gördünüz mü? Sandalye şey yaptı. Ben senin yanından geçemem güzelim. Tamam, şu an nereye gidiyor? Herhalde stad ne ya? Ay, işte o sahnenin olduğu yere gidiyor. Acaba bunu öldürmek için özel bir şey var mıdır? Ya sen bir yürü bakalım oraya kadar, hadi. Hadi kızım, yarım saat seni bekleyeceğiz, hadi. Of, sen oraya gidene kadar ben seni şu an 80 kere kesmiştim o sahnede yani. Evet, hadi birazcık daha hızlı, birazcık daha hızlı yapabilirsin. Sana inanıyorum. İnanıyorum. Yapabilirsin. Sonuna kadar destekliyoruz. Şahsen ben okulda olsam ve hani işim bir yerde olsa bu kadar yavaş yürümem. Şöyle yaparım yani, anladın mı? Bu ne? Ana! Şipledim kız ben sizi şimdiden. Bu ikisini şipledim ben. Sen kimsin bakayım? Yakışıklıymışsın daha. Aa, sen şey misin ya? Takara. Bunlar nasıl isimler böyle? Nejong'cum, bu isimleri neden esinlenerek yaptın? Hani yoruma cidden yazar mısın? Nereden buldun bu isimleri? Çok merak ediyorum. Hem yaratıcı hem de garip. İmdat. Çocuk ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor burada? Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi dur 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 bir saniye. Ben bunu buradan kafasına 50 kiloluk ağırlık atabilir miyim? Bir dakika dur, öyle bir şey deneyeceğim şimdi. Ama fiziksel gücüm yetmeyebilir. Dur bakayım. Nerede o 50 kiloluk ağırlık? Heh, burada. Bunu taşıyabiliyor muyum ben? Ah, taşıyabiliyorum. Helal be kız sana.
Ana şemsiye var orada. O şemsiye ne öyle? Kızım modun yeni silahı mı? Beyzbol sopası galiba bu. See through parasol mu? Neyse biz bunu anlamayız bacım. Anam. Bismillah. Bükerek taşıdı bunu. Eski versiyonlarda hiç böyle taşımaz. Şimdi ben bunu buradan aşağı bırakabiliyor muyum? Öyle bir seçeneğim yok galiba. Şöyle eğim falan alsam, böyle nişan falan alsam. Şöyle tam kafasına doğruyken şöyle yapma. Evet, mükemmel bir şekilde nişan aldım gerçekten. Şimdi sahnemizin adı Romeo ve Siklet. Romeo bu. Bu da sikletimiz. İzlemeyi bıraktılar herhalde, vazgeçtiler. Dediler ki izlemiyoruz yeter. Sahneye ben gelince niye sahneden çıktınız lan? Siz benim sinirimi bozmayın bakın. Hepinizi paramparça yaparım burada kızım ha. Bana bakın, korkun benden. Her neyse şimdi info çanlı bir şey vardı hocam, neydi? Böyle bir servisi mi ne servisi vardı bize. Damage, rival, reputation. Şimdi ben gideceğim tüm okulun. Aa, benim bir sürü about point'im varmış. Bu arada info çanın adına about çan yapmış. Bilgi çan gibi bir şey, böyle garip bir ismi var. Damage your rival's reputation by 5 points. Ha, eksi 100'e gelirse senpaya açılmıyormuş. Eğer eksi 150'nin altına inerse suicide yapıyormuş. Ahem, Persage. The girl who has her eye on your senpai. Dur bir dakika, onunkini mi yaptı acaba? Şimdi bug mug olmasın, bana bak. Bir bakalım, buglanabilir yani, gayet normal. 58, tamam, bununkini yapmış. Bismillah, hadi. Şimdi spamlıyoruz arkadaşlar. EQ, 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 EQ. Tamam, bakalım ne kadar olmuş. Let's take a look. Evet dedi, kutusunu yaptık. Vallahi ağzına sıçtık kızına. 8'e inmiş. Bismillah, hadi EQ tuşuna spamlayacağım şimdi, dur. EQ, 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 EQ. Galiba puanım bitti değil mi? Evet, puanım kalmadı. Her neyse. Hilelerim açık mı benim bu arada? Aha. İşte ben de bunu bekliyordum. CP yapınca sanırım. İşte ben de bunu istiyordum. Okey, bakalım kaç olmuş. Bir 30 kere falan bak. Pusey! Yani biraz abartı yapmış olabilirsin Losivya, kendine gel. Sanırım şu an kızı tüm Japonya sevmiyor, yani öyle bir şey var. Küçük bir şey daha denemek istiyorum. Oh yes. Canım arkadaşım, ben kimse hakkında kötü dedikodu yapmam. Bunu bana kimse söyleyemez. Ben kimse hakkında kötü şeyler yapmam. Kimsenin İşte reputation'ıdır, İşte şunudur, bunudur. Yok yani, hayır, asla hayatım. Asla yani, anladınız mı? Kimsenin itibarıyla, yaptıklarıyla benim hiçbir alakam yoktur. Ay dur, neden buraya geldim ben ha? Yani lütfen, ben herkesin iyiliğini isterim. Ama ben yani herkes mutlu olsun diye böyle yapıyorum. O da mutlu olacak. Öteki tarafta. O erkenden mutlu olsun istiyorum ben. Evet. Şimdi ne kadar kötü olmuş olabilir ki diyerek bir bakacağım. biraz fantezik bir şekildeydi. Hile kullanmış olabilirim. Evet, ama sırf fantezi olsun diye böyle yaptım. Evet, yani ben herkesin iyiliği olsun istiyorum. Öteki dünyada mutlu olsun istiyorum. Canım arkadaşım. Kimsin sen? Bir an gıdından çektim seni, çok pardon. Ay dur, şöyle gel bir hemen, bir Tumblr fotoğrafı alalım. Çek kız şunu şuradan. 50 kilogram duracak şimdi burada. Bak, senden ağır şeyi taşıyorum, görüyor musun? İşte Ayano'nun kızı da Ayano gibiydi arkadaşlar. Azimli ve başarılı ve çalışkan. Çocuk ya, yavrum, senin yüzünden şimdi bütün kapak fotoğrafı mahvolacak. Bekle, aha şöyleyken bir çektim. Şimdi kapak fotoğrafı arkadaşlar. Şöyle gülümseyin lütfen. Bir gülümseyin. Yemekçil evladım, çekil şuradan ha. Şöyle bir fotoğraf şöyle. Şöyle karesel bir fotoğraf alıyoruz. Şu kollarını bir daha açar mısın? Mamman hareketler yapma. Tamam. Şöyle, evet, bir fotoğrafçılık havam tuttu şu anda. Bir de böyle bir gelir misin? Bir de böyle bir gel. Evet, bir de bir, ay çok pardon. Apologize. Dur, apologize. Excuse yani. Ben sokak fotoğrafçısıyım, o yüzden oldu. Şöyle bir fotoğraf alalım. Evet, süper.
Süper. Gerçekten kreatif fotoğraflar çıkıyor şu an. Evet, böyle devam edelim. Birazcık daha aksiyon. Aksiyon katar mıyız bu işine? Hadi hissederek, hissederek yapalım lütfen. Hadi. Evet. Şu an dolaptaki dondurma kutusundan sarma çıkmadığını öğrendin. Evet. Mükemmel. Süper. Süper. Tamamdır. Evet, fotoğrafçılık havamız bittiğine göre kızın şimdi ağzına sıçtık. Hadi birazcık daha ağzına sıç. Şimdi evet, dedikodusunu yapsak mı? Şimdi evet, herkesin göz önünde dedikodusunu yapacağız. Dur bir dakika, hatta dur. Kendi hakkında dedikodusunu yapabilir miyim? Bak biliyor musun? Bak ne olmuş biliyor musun? Gel. Nerede burada gossip? Hı. Bu. Bu ne yapmış biliyor musun? Bak bu. Dramayı hiç sevmiyor biliyor musun? Dramayı hiç sevmiyor. He, o benim kulüp arkadaşım. Onun hakkında kötü bir şey deme dedi ve bir anda çıktı ve bunlar niye benim üzerime yürüyor bir anda? Beni öldürmeye geliyorlar sanırım. Evet yani gözünün önünde yapamıyormuşuz öyle bir şey, çok pardon hayatım, yani sen de gözünün önünde hakaret ettik biraz. That's obnoxious. Hayır hayatım, bence gayet normal. Evet, duygu kat. Evet, hissediyorum, ben de hissediyorum. Birazcık daha hissederek şöyle aniden fışırk. Evet işte böyle, ben böyle fotoğraflar istiyorum. Ben şizofreniliğim daha fazla bastırmadan. Tamam yani bu kızın reputation'ın -500 yaptı tüm Japonya. Sadece okul değil müdür bile nefret ediyor sanırım. Şimdi hayatım. Bunu nasıl daha fazla rezil edebiliriz? Kafasından aşağı bir şey mi döksek, ne yapsak? Yok ya, o kadar da sıçmayalım kızın ağzı, yani bir edebi adabı muaşeret kılarını da uygun yapalım yani. Dur dur, gel gel gel, gossip shape, gossip shape, gel. Gel, gossip and talk about people. Bu neyi sevmiyor biliyor musun? Ay dur bir dakika, ben niye F'ye bastım kız? E'ye basacaktım ha. Bu neyi sevmiyor biliyor musun? Adaleti hiç sevmiyor bu. Tamam evet. Evet, ağzına sıçtık. Bir şey diyeceğim, infoçam nasıl rakibimizin itibarını düşürüyor? Hani ne yapıyor çok merak ediyorum. Burada niye herkes mesela bugulu? Birazcık okulu gezinelim. Ben çünkü okulu pek gezinmedim. Şemsiye memsiye gelmiş. Dur ona da bir bakalım. Evet. Dur. Şemsiye. Şemsiye gelmişti. Mesela bu ne işe yarıyor? Visibly armed gözüküyorum şu an. Yani neden bir beni şemsiyeyle görünce neden bunu elinde taşıyorsun desin ki? Şemsiye. Her neyse, bu benim pek bir işim değil. Ben bunu yerine koyayım. Şimdi başıma bir şey mi işi gelir. Zaten kendi reputation da 7.6'ya düştü. Evet, bir sonraki günde neler yaşanacağını çok merak ediyorum. O yüzden hadi gelin sizinle beraber. Kızın internet şey Osana'nınki gibi şey çıkar mı acaba? Neydi bir tane Pusey! günü bitirelim ve kızın ağzına sıçışını izleyelim. 45 tane puanımın nasıl olduğunu sorgulamayın lütfen. Günleri atlıyorum çünkü. Evet, physical education'ım tavan yapmış durumda. Önüme çıkana bir tekme desem adamın bacağını kırarım yani, öyle söyleyeyim. Heh. Tamam, evet, rakibimiz nerede? Neyse, rakibimizi görmeyelim artık. Görecek yüzü kalmış. Burada öğretmenler değişmiş mi, bana mı öyle geliyor? Taşları bir güzel olmuş. Her neyse, let's go. Hadi 3 FPS'le eve geri dönüyorum. Bakalım kızçığımız yarın okula gelebilecek mi? Ya da onu hatırlayan biri olacak mı? Go home. Tamam. Aha. Kizana is absolutely devastated by unreasonable bullying and harassment. Çok fazla zorbalanmış ve işte nasıl diyeyim, hor görülmüş. Demiş ki yeter artık. Aman tanrım. Aman tanrım, intihar etti. Evet, siyah ekran. Aha. Animasyon vardı değil mi bir tane? Kapı açılmadı ama. Evet. Ostağında duruyordu. Aman tanrım. İnanamıyorum. Asabi kızımızın içinde bir ostağına yatıyormuş meğersek. Evet arkadaşlar. Bu yıllık benlik bu kadarlık olsun. Böyle kısa bir ama güzel de bir video oldu bence. Benim hoşuma gitti. Daha sabah çektiğim için videoyu pek enerjim yoktu. Kusuruma bakmayın.